aslında evdeki kedilerimiz değil, bizi dışarıdaki yediklerimiz, içtiklerimiz daha çok hastalandırıyor. Çorum'da uzman veteriner hekim Denizcan Karaman, evcil hayvan sahiplerine yönelik hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Karaman, özellikle evde beslenen kedi ve köpeklerin sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürdürebilmeleri için doğru bakımın önemine vurgu yaptı. Kısırlaştırmadan temizlik alışkanlıklarına, doğru beslenmeden hastalık riskine kadar pek çok konuda bilgi veren Karaman, evcil hayvanların aile bireyi olarak kabul edilmesinin onların yaşam kalitesini de arttırdığını belirtti. Evcil hayvanlarımızı yani çoğu kişi artık bunun farkındalığına vardı. İnsanlar bir mal olarak görmüyor artık. Eskiden maalesef öyleydi ama bunu bıraktığımız zamanlarda yani onları bir eşya gibi, bir mal gibi, bir obje gibi görmektense onları biz evin bireyi gibi gördükleri zaman. Evde beslenen kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaman, dişi hayvanlarda kısırlaştırmanın meme kanseri ve rahim iltihabı gibi ciddi hastalıkların önüne geçtiğini belirtti. Evdeki beslenen kedi köpekleri kısırlaştırmasını tavsiye ediyoruz. Ancak uygun şartlar altında ve uygun yaşlar altında kısırlaştırmasını istiyoruz. Özellikle kedilere geldiğimiz zaman Çorum'da en çok kedi besleniyor. Bu kedilerde dişi kedileri bir kızgınlık geçirdikten sonra kısırlaştırmasını tavsiye ediyoruz. Kızgınlık anında olmamasını istiyoruz. Erkek kedilerde de minimum 10 aylık olmasını istiyoruz. 10 aylığı tamamladıktan sonra erkek kedilerde özellikle sinirlilik durumlarında sağa sola idrar yapma gibi problemleri, evden kaçma gibi problemlerin önüne geçiyor. Dişi kedilerimizde de kızgınlığa bağlı olarak geceleri miyavlama, uyumama, strese girme, strese bağlı problemlerin önüne geçiyor. Köpeklerde de ve kedilerde dişi olan hayvanlarımızda özellikle meme kanseri ve rahim iltihabının çok önüne geçiyor bu durumlar. Özellikle 6 aylık dönemlerde kısırlaştırılan kedilerde meme kanserinin %90 oranında önüne geçiyor. Bu çok önemli bir rakam. Özellikle son dönemlerde biz erken kısırlaştırmaya başladığımız için bu oranı ciddi anlamda kısalttık. Bundan 5 yıl öncesinde meme kanserine çok yakalıyorken şu anda daha oranlar azalmış durumda. Bu bizim için sevindirici bir şey. Kısırlaştırmayı kedi ve köpeklerimiz için öneriyoruz. Kedilerin hijyenik bakımına da dikkat çeken Karaman, kedi kumunun günlük olarak temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Kedi kumlarının kumların çeşitlerine göre değişkenlik gösteriyor. Bentonit olan doğal kumları kullanılmasını daha çok tercih ediyoruz. Bu bentonit kumlar topaklanır kendi içerisinde idrarlarını ve kakalarını yaptıkları zaman kum topaklanır. O topakları her 24 saatte bir veya kedimizin davranışına göre gün içerisinde 2 defa olmak şeklinde temizlenmesi gerekiyor. Ve kum eksildikçe ortalama 20 günde tamamıyla yeni bir kum serilmesini tercih ediyoruz. Özellikle dışkılarını yaptıktan sonra 24 saati kesinlikle geçirmemelerini istiyoruz. Çünkü parazitlerin yumurtaları 24-48 saati geçtikten sonra bulaşıcı hale geçiyor. O yüzden parazit bile olmuş olsa bulaş ihtimalini minimum düzeye indirmek için 24 saati geçirmemelerini tavsiye ediyoruz. Veteriner hekim Denizcan Karaman, hayvanlarla ilgili yanlış bilinen bir duruma da açıklık getirdi. Evcil hayvanlardan insanlara bazı hastalıklar bulaşabiliyor ama bunlar artık son dönemlerde minimum düzeyde görüyoruz. Aslında evdeki bir aktığımız kedi veya köpeklerden bulaşmıyor bunlar. Karaman, evdeki kedilerin veya köpeklerin tüylerinden hasta olma olasılığının düşük olduğunu ve hastalıkların genellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerden kaynaklandığını söyledi. Dışarıda yediğimiz, iyi pişmemiş, iyi hijyen koşullarına uyulmamış salatalardan veya sakatatlardan maalesef biz o hastalıkları alıyoruz. Ama eskiden maalesef doktorlar aklımızda kalsın diye kedinin tüyünü yuttun, hastalık kaptın gibisinden bahsetmeye çalışıyorlar. Aslında kedi tüyünün bizim böyle akciğerlerimize gidecek, midemize gidecek bir anatomik bir yolu bile dahi yok. Ancak dışarıdan almış olduğumuz o sakatatlar veya hijyenik koşullarda temizlenmemiş olan yediğimiz salatalardan aldığımız parazit yumurtaları midemizden, bağırsaklarımızdan geçip akciğerlerimize veya filtre görevi gören karaciğerimize, beyin taraflarındaki damarlarda yerleşip bizleri rahatsız edebiliyor. Yani aslında evdeki kedilerimiz değil, bizi dışarıdaki yediklerimiz, içtiklerimiz daha çok hastalandırıyor. Evcil hayvanların yıkanması konusunda da önemli bir uyarı yapan Karaman, kedi ve köpekler
kendilerine uygun şampuanlarla yıkanmalıdır şeklinde konuştu. Kedi ve köpeklerimizin yani bunları ayırmak gerekiyor aslında. Birbirinden çok farklı olan hayvanlar kedi ve köpekler. Köpeklerimize her ay yıkamayı tavsiye ediyoruz ama uygun köpek şampuanlarıyla yıkanmaları tavsiye ediliyor. Çünkü insan pH'i ile köpeklerimizin deri pH'i birbirinden çok farklı. O yüzden her şampuanın kendisine özgü olması gerekiyor. Her türü özgü olması gerekiyor. Köpeklerimizi köpek şampuanıyla ayda bir defa yıkayabiliriz. Çok fazla yıkadığımız zaman maalesef derinin pH'ini bozuyoruz. Ve deri rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Dermatit gibi, mantar gibi yüzeysel deri enfeksiyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden çok fazla yıkamayı tercih etmiyoruz. Kedilerimize geldiğimiz zaman kediler maalesef çok yıkamaya uygun hayvanlar değiller. Yıkamak istediğimiz zaman başımıza iş açıyoruz genelde. Çok sinirli olabiliyorlar. Bir de akşama kadar zaten kendilerini temizliyorlar. Yıkanmaya çok uygun olan hayvanlar değil. Özellikle kirlendikleri zaman vesaire yıkanmak isteniyorsa illaki onda da yine uygun bir kedi şampuanıyla yıkanması lazım. Ancak bununla dikkat etmemiz gereken en önemli faktörlerden birisi kedilerimizi iyi kurutmamız gerekiyor. Banyo yaptırdıktan sonra. Yoksa ciddi anlamda rahatsızlıklar başlıyor. Sadece deri problemleri değil, bu sefer üşütme gibi veya daha başka problemlerle karşılaşabiliyoruz. Son olarak evcil hayvanların artık bir mal olarak görülmediğini ve aile bireyi olarak kabul edildiğini vurgulayan Karaman, bu bakış açısının sokak hayvanları probleminin çözümüne de katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Evcil hayvanlarımızı yani çoğu kişi artık bunun farkındalığına vardı. İnsanlar bir mal olarak görmüyor artık. Eskiden maalesef öyleydi ama bunu bıraktığımız zamanlarda yani onları bir eşya gibi, bir mal gibi, bir obje gibi görmektense onları biz evin bireyi gibi gördükleri zaman bu sokak hayvanları probleminin önüne geçilmiş olacağını düşünüyorum. Kimse çünkü kedisini, köpeğini sokağa salmak istemiyor artık ama maalesef bazı insanlar bunlara farklı amaçlarla baktıkları için, bir obje gibi, bir mal gibi baktıkları için sokağa salma durumları artıyor. Eğer insanlar bunları bir canlıymış gibi, evdeki bir bireymiş gibi düşünürlerse o zaman da sokak hayvanlarının sayısı ciddi anlamda azalacaktır. Hatta sokaktan evlere tekrar sahiplendirmeler bile başlayacaktır.